Evet arkadaşlar, merhaba. Bir tıraş günü. Kendimi göstermek istemiyorum. Diva'yı tıraş ediyorum. Diva beni çok özlemiş bu arada. İlgilenemiyorum ya onunla özel olarak. Canım benim, ben de seni çok özledim Divacığım. Şimdi sakin sakin durman gerekiyor Divacığım. Bu tıraşı bitireceğiz. Her yerimiz kıl oldu. Tıraşım bittikten sonra güzel vakit geçireceğiz. Olur mu? Oturur musun şimdi? Beni dinler misin? Lütfen. Lütfen. Lütfen oturur musun? Ben de seni çok özledim. Tamam. Bırakalım tıraşı. Kıllı kıllı. Ne yapalım? Beni görmek ister misiniz? Ama ben kendimi göstermek istemiyorum. Bah! Af! Ağzıma bile gitti. Hayır Diva lütfen. Pardon. Diva lütfen. Tıraş yapmamız gerekiyor. Bu tıraşın bitmesi gerekiyor. Lütfen. Lütfen hayır. Hayır. Oturuyorsun hemen öyle. Makinem de biraz kötü. Bu makinemi arkadaşlarım, bana yardım eden arkadaşlar düşürüp kırdığı için. Bu arada çevreden de saçma sapan kamyon sesleri gelebilir. Umursamayın. Ben bir yandan size anlatmak istiyorum. Mesela bunları diyorlar ki insanlar işte tıraş etmeyin, tıraş etmek iyi değil vesaire vesaire. Ben öyle düşünmüyorum. Şimdi Diva hamile, düşünün. Metabolizma olarak insanların beslenmesinin, şimdi bunun beslendiği birçok şey bu saçına tüyüne gidiyor ve yazın çok sıcak terliyor. Ben tıraş etme taraftarıyım arkadaşlar. Yazın gerçekten onlar da rahatlıyor. Tıraş edin. Divacığım sakin şekilde durur musun? Bu işi çok uzatma. Bu sefer Diva'ya çok kıyamadığım için kafa bölgesinde biraz bırakmayı düşünüyorum. Bakalım artistik bir şeyler yapabileceğim mi? Güveniyorum o her şekilde güzel olur. Ama tıraş alınca çok rahatlayacak. Bu bir sürü besinin bu tüye gitmesini istemiyorum. Sonuçta keratin bunu beslemek de çok zor bir şey. Çok sık tüylüler ya. Anlatabiliyor muyum? Ne yapıyorsunuz? Tıraş etmek gördüğünüz gibi keyifli aslında. Onları alıştırdığınızda gayet kolay oluyor. İnanın onların da hiç olmazsa bence senede bir defa gözeneklerinin hava almaya ihtiyacı var. Rahatlamaya ihtiyacı var. Birçok insan şey diyor, tıraş ediyoruz, küsüyor falan. Tabii ki bir burukluk oluyor hayvanda alışmadığı için. Ama bunu zaten bir iki günde direkt alışıyor bir iki günde. Ve yani bu yine tekrar söylüyorum, bebekken alıştırmakla alakalı. Bence tıraş etmek iyi bir şey. Doğada da yine aynı şekilde çok tüylü hayvanları yıllardır tıraş ediyoruz zaten. Sonuçta bunu rahatlaması için yapıyoruz biz. Amaç o. Amacınızdan çıkmayın. Niçin köpeğinize nasıl bir uygulama yapıyorsunuz bir düşünün. Yazın kendinizi düşünün. Yazın kendinizi düşünün arkadaşlar. Bu kadar sıcak havada, bu kadar tüyle durmak ister miydiniz? Hayır. Biz bile insanlar tüylerimizi alıyoruz. Ben bile aldım. Rahat böyle. Onlar da rahatlasın. Kurtulun kötü tüylerden diyorum. Evet bu biraz gürültülü bir video ama yapacak bir şey yok. Bu tıraş makinesi kullanıyoruz şu an. Bu Moser'in. Bakın. Ucu çok kötü kırıldı düşüp. Ama çok güzel bir marka bu. Reklamlar. Biraz uzun sürecek tıraş çünkü makine iyi değil. Ben bu arada size neyden bahsedeyim? Dediğim gibi yani bu sıcaklarda siz de olsanız rahatlamak isterdiniz bence. Onların da rahatlamaya hakkı var. Bakın gözenekleri hava alacak. Hamile hem. Bebekler kolay meme bulacak. O hamilelik sürecinde sıkılmayacak. Bu uzun tüyler karışacak çünkü. İster istemez onu tarayamayacağım her gün. Benim en rahatıma gelen şey doğumuna yakın tıraş etmek. En sevmedikleri yerler ayakları. Ama onu da bir şekilde yapıyoruz.
Deme Divacığım, aferin, çok tatlı bir kızsın sen. Ben Diva'yı neden çok seviyorum diyorsunuz? Çünkü Diva çok uslu. Beni hiç üzmüyor değil mi kızım? Aferin. Tıraş alırken çok da yüz göstermeyin. Ben yüz vermiyorum. Arada seviyorum da. Uslu durduğunda hiç tepki vermeyin. O zamanı kaçırmayın. Çünkü tıraş olurken uslu durmaları, özellikle ayak kısmında kıpırdamamaları çok önemli. Normalde böyle oturarak çok olmuyor. Ayakta daha rahat oluyor. Ama ben onlar nasıl rahat olursa, o an nasıl kendini iyi hissederse o şekilde yapıyorum. Önemli şeyler, bakın patiler biliyorsunuz. Biliyorsunuz patilerin arasında da tüyler çıkıyor. Mümkün olduğu kadar onları da alın çünkü en çok bakteri ve maya oluşumu o bölgede oluşuyor. En çok pislenen bölge o olduğu için yani mümkün olduğu kadar bakın bu parmak aralarını bile alın. Biraz sonra ben alacağım. Kamerayı da biraz yakınlaştırırım size. Şu kapıyı kapatayım. Donla video çekmem de çok iyiydi. Umarım gözükmemiştir. Ben kafayı da açacağım galiba. Bir rahat olsun bu hayvan ya. Ne dersin Zivan? Kafayı açalım mı? Kafa kalsın ya. Senin kafan çok güzel çünkü. Bana benzemiş. Senin kafan hep güzel. Dediğim gibi siz yani size tüy bulaşmayacak bir kıyafet ya da benim gibi böyle balkona kendinizi çıplak atıp siz de kendiniz tıraş edin arkadaşlar, çok zor değil, inanın zor değil. Duruyorlar yani, eğlenceli hale de gelebiliyor, tamam sıkıcı da olabiliyor ama bunu yıla böldüğünüzde maksimum yaşayacağınız 2 kere. Onun için buna katlanın, alışın ve yavrularınızla vakit geçirerek onları kendiniz tıraş edin bence. Bakın şimdi. Eline müsaade etmeyecek büyük bir ihtimal. Lütfen kızım. Lütfen, tamam, müsaade etmiyorlar. Çekiyorlar ama yine elimizden geldiği kadar. Lütfen. Divacım lütfen. Diva lütfen. Ben şu an sana iyilik yapıyorum kızım. Çok rahatlayacaksın. Rahat olur musun Diva? Rahat olur musun? Rahat. Rahat. Hazır ol. Hazır mısın? Lütfen. Beni yorma lütfen. Bak tertemiz olacaksın. Başka neyden bahsedebiliriz? Kızım okuyor. Yani tabii ki ilk tıraşımız mükemmel olmayacak. Ben de bakın şu an mükemmel yapmıyorum. Zor değil. Bu makinalarla bunlara zarar vermiyorsunuz. Zarar vermeniz mümkün değil. Sadece dikkat etmeniz gereken yerler kulakları. Cinsel organ kısmı. Oralar hassas olduğu için oralara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten bu makineyle isteseniz de kesemiyorsunuz bakın. Ben hayvanı kesiyormuşum, şimdi size gösterecektim. Geriye doğru yapmayın tabii, böyle yapın sizler. Bana bakmayın yani, hep böyle bu yönde yapmanız gerekiyor. Elini uzatır mısınız bacım? Çok teşekkürler kızım. Çok teşekkürler babacığım. Çok teşekkürler hayatım. Bu tıraş yapılacak ama çok uzun sürmesi istemiyorum. Sıkılıyorum lütfen. Diva lütfen. Diva lütfen. Lütfen kızım. Lütfen. Tamam, çok rahatsız etmeyeceğim seni. Tamam. Dur lütfen. Zaten bir şey yok. Bu yıllardır yaptığın şey. Onun için şımarmaman gerekiyor. Okey. Okey mi tatlım? Kaldır bakayım şu bacağını. Aferin sana. Kimse sizden profesyonel bir tıraş beklemiyor. Onu rahatlatın. Amaç o. Zaten ilk tıraş ettiğinizde ilk birkaç gün çok çirkin. 10 gün, 15 gün çok çirkin. 15 gün sonra
normale dönüyorlar, güzelleşiyorlar. Bunların çirkinleşmesi mümkün değil. Hatta ben tıraş olmuş hallerini daha çok beğeniyorum. Hayır, tamam, çok özür dilerim, tamam, lütfen diyor, lütfen. Görmedim, sen sakin olursan ben canını hiç acıtmayacağım. Lütfen. Sakin ol, bak aferin sana. Aferin benim güzel kızıma, aferin. Akıllı kızım ya, çok akıllısın, şuraları almam gerekiyor, lütfen bana müsaade et, lütfen diyor. Lütfen beni kızdırma, lütfen. Lütfen. Evet, bitti. Çok güzel, harikasın. Bak, bu kadar bir şey yok ki bunda. Bitti, bitmek üzere şu an. Bitmek üzere. Lütfen. Lütfen. Diva, lütfen. Sen ayaklı, diva ayaklarında hep böyle yapıyor. Lütfen. Lütfen. Diva, lütfen diyorum. Bak, lütfen diyorum, beni kızdırma. Ben çok kızdığımda bir tane patlatıyorum da, ama siz yapmayın. Hayır. Hayır. Tamam, bitti. Bitti. Yavrum şunu. Dur kızım, aferin benim kızıma. Oo, süper, harikası. Çok güzel durdun. Aferin benim kızıma. Aferin benim küçük kızıma. Küçük prensesim. Çok güzel durdun burada. Aferin sana. Aferin benim babacıma be. Çok uslu be. Eh be, diva bu be. Başka bir şeye benzemez. Benzemez. Diva bu, diva. Aferin. Böyle bir prenses gibi dur. Daha rahat olacaksın o zaman. Daha rahat. Rahatladın kızım be. Çok güzel. Oh, süper. Bu arada belki videoyu ilk defa izleyenler olur. Nereden izlediğini yazsınlar. Hayvanlarla alakalı düşüncelerini yazsınlar. Arkadaşlar bakın. Böyle. Yani tabii bunu profesyonel bir hizmet alabilirsiniz. Götürüp tıraş ettirebilirsiniz. Ama bence herkes köpeğini kendi tıraş etmeli. Bütün kuaförler işsiz kalmalı. Tabii ki böyle bir şey yok. Zor değil. Ben sizi bunu öğretmeye çalışıyorum. Yani zor değil. Ben oturup günde 5 tane 6 tane tıraş yapıyorum böyle. Yani müsait olduğunuzda bu yapılabilecek bir şey. Zor bir şey değil. Biraz zamanınızı alıyor. Evet, biraz stresli oluyor. Ama bunu keyifli hale çevirebilirsiniz. Benim bir tane köpeğim olsaydı bunu keyifle yapardım. Emin olun, bunu keyifle yapardım. Çünkü bir tane. Alıp profesyonel tıraş edemezsiniz, yapamayabilirsiniz, ama hiç olmazsa genital bölgeler önemli. Bakın, diva ile ilgilenemiyorum. Tüyleri karışmış, uzamış, popo bölgesinde tüyleri uzamış. Etrafına değmiş dışkı, tüylere değmiş. Dışkı tüylere değdiğinde ne olur arkadaşlar? Özenle temizlemeniz gerekir. Özenle temizlemediğinizde ne olur? Mikrop, bakteri oluşur. Hastalık olur. Onun için hiç olmazsa, daha önce anlatmıştım, anesteziye hayır videosunda izleyebilirsiniz. Bu makineye alıştığında hiç olmazsa onların sadece genital bölgelerini temizleyebiliyorsunuz. Buna alışabiliyorsunuz. Çünkü bunu zaten rutin yapmanız gerekiyor. Bunu haftada bir genital bölge temizliği yapmanız gerekiyor. Yani sadece kuaföre gidildiğinde yapmak yeterli olmuyor çünkü.
Bilmiyorum sesim ne kadar geliyor ama mümkün olduğu kadar da bağırmaya çalışıyorum çıksın diye. Bakın kuyruk kısmını da açtım. İsterseniz ne yapabilirsiniz? Yani bunlara tabii biraz şekil verebilirsiniz isterseniz. Sadece kuyruğunun ucundan biraz bırakırsınız. Sadece ayaklarının ucundan bırakabilirsiniz. Şekil de verebilirsiniz ona. Sevimli görünür, değişik durur. Ben bırakmayı düşünüyorum mesela şu an. Böyle açarsınız. Bakın şimdi. Biraz uzun bir video olacak ama güzel bir video olacak bence. Şimdi bunu açtık. Bakın. Şöyle. Aynı yerden. Kesiyorum etrafını. Tutuyorum şöyle bakın. Ölçü elim. Bakın. Ölçü elim. Burasını kestim. Doğru mu? Burasını kestim. Şimdi bir de ölçü elim yine. Bakın basit şeyler bunlar yani. Şöyle. Yine şöyle bir ölçü alalım. Bakın. Güzel oldu bence. Yok aman tıraş etmeyin işte öyle sıfır tıraş etmeyin diyenler olacak. Yani sıfırla makas tıraşının bence çok da değişik bir şeyi yok evet. Yani makas tıraşı yaptırabiliyorsanız ekonominiz gücünüz buna yetiyorsa çünkü o da bir bütçe istiyor. Tabii ki ona çok güzel yaptırabilirsiniz. Her şehirde bunları makas tıraşı yapan çok özel. İçinde çok özel arkadaşlarımız var. Onlara da götürebilirsiniz. Ama bu da bence gayet normal. Mesela çıkamıyoruz. Hadi evde kal dedik. Hayvanımızın tüyü çok uzadı. Çok karıştı. Ne yapacaksınız? Mecbur kalacaksınız. Yani yapacaksınız. Önceden kuaför diye bir şey mi vardı? Köpek kuaförü diye. Yoktu. Herkes kendi tıraş ediyordu köpeğini. Hayvanını. Ya ben de kuaför hizmeti alıyorum. En son ben de çağırdım daha 15 gün önce ama ben de yapıyorum bakın. Yani kendiniz yapmanız da gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ben kalkın alın kendiniz yapın demiyorum. Öğrenmeniz gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor. Eğer hayvan bakıyorsanız bunu yapıyor olmanız gerekiyor. Mecbur kalabilirsiniz çünkü. Bir tane. Bebekler nasıl? Biraz şöyle şurayı tıraş edebilir miyim? Çok aferin sana. Aferin Diva'ya. Mükemmelsin Diva'cım sen. Mükemmelsin. Mükemmel bir kızsın. Mükemmel bir pozisyonda durdun. Beni mest ettin. Aferin benim kızıma be. Aferin. Beni mest. Direkt mest ettin. Beni bu pozitif davranışınla hastayken tıraş etmeye giriştim seni. Beni pişman etmediğin için sana çok teşekkür ederim. Harikasın benim kızım, harika. Harikasın, o zaman harika olmak biraz sabır gerektiriyor biliyorsun aşkım. Şuralarını çok güzel rahatlattım seni. Şu an tüylerin gittikçe ben mutlu oluyorum Diva. Daha rahat oldun kızım. Yediğim bütün yemekler bebeklere gidecek şimdi. Keratin arkadaşlar uzun bir tüy. Bunu beslemek için mutlaka bir besin gidiyor oraya. Ben çok ince ayrıntılı hesaplar yapıyorum. Bilmiyorum. İlk önce bir gelişi güzel kesin. Sonra bir tur dönersiniz. Kalan bir yer olursa ya da bir yerinde tedirgin olduğunda bir yerini keserken tedirgin olduğunda ısrarla orayı kesmeye çalışmayın. Başka bir yerini kesin. Sonra dönün. Rahatladığında o kısma geri dönün. Bu şekilde. Dur kızım.
Dur. Tamam, sildir lütfen. Aferin. İşte ayak kısımları biraz yoruyor. Ve ben şu an makine kötü diye gerçekten hızlı yapamadım. Normalde bu daha hızlı yapabileceğiniz bir şey. Yani benim daha hızlı yapabileceğim bir şey. Daha seri olabiliyorsunuz. Biraz divayı da tedirgin etmek istemiyorum. Hamile çünkü. Şu an ben karnımda bebekleri hissediyorum. Onu niye tedirgin edeyim? Aferin divacım, harika duruyorsun. Bugün gerçekten diva beni şaşırttı. Beni resmen şu an şaşırtıyorsun sen. Lütfen oturma. Aferin. Beni bugün olduğundan daha fazla şaşırttın divacım. Çok teşekkür ederim. Bana destek olduğun için. Minnoşum. Senin sıfatı da şimdi babam bir artistik bir şeyler yapacak. Sana bir kıyak geçeceğiz ya. Sıradan böyle koyun gibi kesmeyeceğim seni. Genital bölge hassas ama orası da yapılmayacak bir şey değil. Olmayacak bir şey değil. Korkmayın orayı da yaparken. Mümkün olduğu kadar açın. Mümkün olduğu kadar gerçekten tıraş bittiğinde uzun bir tüy görmeyin. Vücudunun hiçbir yerinde eşit olsun. Bakın bu bölge. Çekinmeyin. Bu bölgeyi yapmaktan çekinmeyin. Beni görüyor musunuz bilmiyorum. İğrencim. Ben şu an diva dur. Yani biraz tabii onu tutacaksınız, kaldıracaksınız. Tıraş esnasında değişik tutuşlar da olabiliyor. Ama önemli olan kusursuz açmak. Yani ben onları tıraş ettiğimde temizlendiklerini hissediyorum. Dur. Bakın şimdi nasıl açıldı, tertemiz. Babacığım dur bakalım, şöyle biraz aferin sana. Güzel kızımız. Güzel kızımız, divamız. Tıraşı bitmek üzere. Bebek görmek istiyor. Ben bu bebeklere kurban olurum. Kurban olurum bu bebeklere. Memelerinin etrafını güzelce açıyoruz çünkü doğumu yakın. Bebekler meme emecek. Rahat meme emmeleri gerekiyor. Onu zaten komple tıraş etmeseydim de yapıyordum. Ben tamamen kıla bulaştım zaten. Onun için çok umursamıyorum, ağzıma burnuma girmiş.
İşte bunu aslında koruyucu bir kıyafetle, ama böyle bir yaz sıcağında da bu yapılmıyor. Bir kıyafet giyilmiyor. Ben şu an donmayayım. Şort bile kaldırmadı bünye. Çok teşekkür ederim Civacım. Çok az kaldı. Lütfen. Tamam. Çok tertemiz bir şekilde tıraşını bitirdik. Bitirmek üzereyiz daha doğrusu. Biraz neyden bahsedelim? Kulak temizliği çok önemli arkadaşlar. Böyle bu dönemlerde, özellikle yaz sıcağında, yavrularınızın mutlaka kulaklarını sık sık temizleyin. Çünkü kafa beyne çok yakın, iltihaplanmaya çok müsait bir bölge sıcaklarda. Çok dikkat edin. Sık sık kulak temizliğini yapın. Videolarda zaten örnek nelerle yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Kanalda gidin arkadaşlar, eski videoları da izleyin. İnanın hepsi faydalı. Bu biraz uzun bir video olacak sanırım. İlk defa böyle bir şey olacak. Diğer hepsi kısa ve anlaşılır. Bu biraz böyle uzun oldu. O da yapacak bir şey yok. Bunu başka bir türlü yapamayız. Biraz bana müsaade eder misin? Şuraya alayım. Biraz bana müsaade et. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Civacım. Çok çok mersi. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Civa. İzin verdin bana. Allah razı olsun. Civa, ben şu an seni temizlemeye çalışıyorum. Onun için beni yormaz mısın? Lütfen. Zaten yormuyorsun da. Ben istiyorum sen hepten insan gibi. Hiç sesini çıkarma. Çünkü sen öyle bir kızsın aslında. Evet, genel olarak şöyle bir sirkelen bakalım kızım. Bir sirkelen bakalım benim babacığım. Ben bir makas getireyim, senin kafaya da şekil verelim. Bir sirkelen. Sirkelen. Sirkelen kızım. Sirkelen. Sirkelen. Kalk. Kalk sirkelen. Sirkelen mi canım? Beni mi özledin? Beni mi özledin? Donum gözüküyor, ne var ya? Boxer gibi düşünün onu. Şey gibi, şort gibi. Şu kafaya da bir düzen verelim kızım, bir dakika. Şu kafaya da şöyle bir şekil verelim. Şöyle ilk önce bir açalım, sonra makasla düzeltiriz. Olur mu? Onu da yapalım hatta. Bir makas alıp geleyim ben 2 dakika. Onu da bakalım, ilk defa yapacağım. Yani birkaç kere denedim de öyle çok güzel yapamıyorum tabii. Bu bir profesyonel işi, kolay bir şey değil arkadaşlar. O tıraşı yapan arkadaşlara makasla saygı duyun. Bence insandan daha zor bu. Ben mesela şu an neresinden bırakacağımı bilmiyorum. Fazla bırakmışım zaten. Bunun en sağlıklı neresinden bırakmak acaba? Şöyle herhalde. Ben şimdi bir yol bulacağım onu. Şöyle şu kafasını, tam böyle kafasını tuttuğumu düşünün. Yani şuradan arkadaşlar, bakın tam şuradan, şuradan alacağım tam bu. Böyle şöyle tuttuğunuzda yukarıdan, ama ensenin bittiği gibi oradan almayı düşünüyorum ben. Daha güzel duracak gibi geliyor bana. Şöyle bir ayırayım ilk önce. Yani şu gidecek kısım. Bakalım nasıl olacak. Bilmiyorum da. Ama burasının açılması gerekiyor. Kötü durdu çünkü. Kaldı bakalım kızım. Aşağısında şöyle bir göz kararı bakacağım ilk önce. Yani o da, şimdi bir karar verirsem size söyleyeceğim tam olarak nereden kestiğimi. Herhalde bu buradan buraya bağlayacağım bunu.
Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Sizin önünüzde yapıyorum zaten. Gerçekten bir süredir böyle tıraş etmediğim için. Ne alemde kafa? Biraz bu kısımda var. Şurayı alacağız. Şu kısmı alalım. Hadi bakayım kapalı. Aferin üstüne. Evet, siz görüyor musunuz bilmiyorum. Bir tık fazla gibi sanki hala. Yani bakacaksınız nasıl estetik duruyorsa bana şu hala fazla gibi geldi. Birden kesmeyin. Yavaş yavaş, çünkü ben böyle daha önce birden yaptım. Çok kötü oldu. Yavaş yavaş keseceksiniz yani bunu. Bakın elimde sadece bir tıraş makinesi, bir de bu var. Ama bakın güzel oldu aslında. İşte bir kere daha elimden her şeyin geldiğini görmekteyiz. Bence baştan sona izlemelisiniz. Gören de daha önce böyle bir şey yaptım zanneder sürekli. Hayır, yapmadım. Hayır, yapmadım daha önce böyle bir şey. Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Yazın sürekli iç parazit uygulamak zorunda kalacaksınız. Dış parazit. Uzun tüylülerde bakın yazın dışarı çıkaracaksınız. Denize, dağa, bayıra götüreceksiniz. Uzun tüylülerde ister istemez doğadan bit ya da kene dış parazit bulaşıyor arkadaşlar. Uzun tüylerde dış paraziti ayıklamak da çok zor. Emin olun, dış paraziti yaptırdınız demek bütün o bitin, kenenin, pirenin hayvandan uzaklaşacağı anlamına gelmiyor. Siz onu yarın gene dışarı çıkartıyorsunuz. Ben geldiğine inanıyorum. Yani dış parazit yaptırmak demek aman biz buna dış parazit yaptırdık hiçbir şey olacak demek değil. Uzun tüylüyse yavrunuza bit, kene gelebilir. Yani siz 10 gün önce dış parazitini yaptırmış olun ama siz dışarı çıkacaksınız, dağa bayıra gideceksiniz. Ortamı bilmiyorsunuz ki arkadaşlar, nereden neyin geleceğini bilmiyorsunuz ki. Kene gelebilir, bit gelebilir, sık tüylü bu, uzun göremezsiniz, mümkün değil göremezsiniz arkadaşlar. Sizin uzun tüylü yavrunuza kene, bit gelmesini görmeniz hemen mümkün değil. Kaşınmayla, bir tepkiyle göreceksiniz. Ama normalde karşılayabilirsiniz. Kene deriye oturuyor ve hayvanları çok kaşındırmıyor. Emin olun, çoğalmadıktan sonra çok da kaşınmıyorlar. Rutin kaşınma zannedersiniz, anlamazsınız. Ama yazın dediğim gibi tüylerin kısa olması iyi bir şey arkadaşlar. Komple vücudu komple değil. Bakın ne yaptık biz de sevimli gözüksün diye. Sadece divacığımızın vücudunu yaptık değil mi hocam? Şu kafa ne oldu? Pek olmadı sanki. Oldu oldu. Ben yaparım da olmaz mı? Oldu babacığım, sen yaparsın da olmaz mı desene. Kulağın böyle kabuk olmuş. Ne olmuş bana? Yara mı oldu senin kulağın? Zaten ben kendimden etkileniyorum arkadaşlar. Siz bir tane bakıyorsunuz. Ben mutlaka çok baktığım için ondan etkilenerek yorumlar yapıyorum.
Ama şeyi unutmuyorum, onların sağlığını unutmuyorum anlatırken mümkün olduğu kadar. Yani bir tane de baksam, dediğim gibi ben senede bir bunu illa tıraş ederdim gibime geliyor. Yaz aylarında özellikle rahatlaması için. Tabii serin bir yerdeyseniz o başka. Şimdi bakın, tam böyle hazır böyle diva duruyorken ben buna böyle bir şekil de vermek istedim şu ön tüylerine. Şöyle şuradan başlayarak, dur benim kızım. Benim de... Ağız kısmını iyi tarayın. Sık bir tarakla tarayın arkadaşlar. Bu kısımlar çok önemli çünkü. Kötü gözüküyor bu kısımları çok açmadığınızda. Pis gözüküyor. Tüyler sağlıklı uzamıyor. Onun için bu ağız ve çene kısmı çok itinayla ve sık taranması gerekiyor. Ben resmen profesyonel bir tıraş yaptım. Çok güzel oldu. Tamam kızım, lütfen. Lütfen sakin ol. Bitmek üzere işimiz. İşimiz biterse sen de rahatlayacaksın. Ben de içeri girip serin serin bir kahve içmek istiyorum kızım. Tıraş bitince. Olur mu? Sen de burada biraz hava alırsın. Ben de şu Instagram'da oryantal oynadığım videoma bakarım. Kaç homofobik izlemiş diye. Çok gürültülü kamyonlar geçiyor ama dediğim gibi yapacak şu, burada çekiliyor bu kapı. Tıraş burada yapılıyor. Bakın burada yapılıyor, o yüzden sesini kısın. Öyle izleyin. Bu kamyonlar geçerken müthiş gürültü veriyorlar bence de. Bu kısımlar taranırken de çok önemli, bakın. Şu kısımlar açılacak. Kulağın içi bu şekilde taranacak. Bu şekilde taranacak. Kulak temizlenecek. Kulak şu an pis. Değil mi kızım? Arkadan da aynı şekilde bakın. Çok güzel oldun ya. Sevimli durdun aslında. Biraz kulakları da mı kısaltacağız diva? Aynı orantıda kısaltalım mı? Şöyle. Bence kısaltırsak iyi duracak gibi geldi. Dur şimdi şöyle bir bakalım sana. Kulakların da kısaltılması iyi olur aslında. Hava alır. Zaten kulak köpeklerinizin kulaklarının içini sürekli. Yani mesela örnek veriyorum. Örnek divadan örnek veriyorum. Direkt görüntülü. Şu kısmı direkt açın zaten. İç kısmının ne olmasın. Kulakların uzun kaldı. O biraz görüntüyü bozdu sanki diyor. Dur bakalım şuraya, dur. Şurada ben bir ayar çekeceğim ona. Dur bakalım. Senin kuaför baban ona bir ayar çeker şimdi. Kaldır bakalım o müthiş kafayı. Aferin sana. Dur bakalım. Şuraya da böyle bir çizgilik atsak. Aa. Tiba. Çok güzel oldu. Küt gibi oldun. Şey oldu, şöyle uzun küt olur ya. Bakın gelişi güzel yapıyorum aslında. En son halini nasıl bilmiyorum. Fotoğraflarını da paylaşırım Instagram'dan, görürsünüz.
Ben kendimi şöyle biraz şöyle yapacağım. Bak bakalım. Bakın bakalım nasıl gözüküyor. Bakın bakalım. Nasıl oldun hayatım? Güzel misin? Bak bakalım şöyle. Aa, güzel oldun sanki be. Ya sen öyle şekilde güzelsin zaten. Güzel oldun ama bence. Böyle bir olmazsa bir maşa da yapabilirsiniz. Böyle daha vücudunda kalmış. Ben onları temizleyeyim. Siz divaya bakın. Arkadaşlar lütfen videoya yorum yapın. Yalvarıyorum size. Beğenmişim. Hiç de yalvarmıyorum. Bakın. Gördünüz. Gayet de güzel oldu. Sevimli oldu. Tabii daha farklılaştırabilir. Ben şimdi aceleden böyle yaptım. Daha da güzel olabilir emin olun. Ben bunu şimdi yarın tarakla daha güzel hale çeviririm. Makasla. Böyle amatör bir şey oldu. Sizin de feyz alabilmeniz için. Gördünüz neler yaptığımı. Şuradan şöyle, oradan biraz, şuradan biraz. Ama bu mükemmel hale de getirilir. Tırnaklarını da keseceğiz. Bu şekilde kendinize çok 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 iyi bakın.